Herkese yeniden merhaba. Bu seriyi çok uzun zamandır yapmak istiyordum ve size söz vermiştim kadın seri katillerle ilgili videolar yapacağım diye. Nihayet Cadılar Bayramı vesilesiyle seriye başlıyoruz artık. Bu seri yaparken Sims 2 oynamayı uygun buldum ben. Çünkü Sims 2'de ev yapmayı çok seviyorum. Sims 3'te birazcık hani eşya bulmak falan çok zor oluyor. Her neyse. Ve aile olarak da tabii ki Spectre ailesi Strange Town'daki Spectre ailesine uygun buldum. Çünkü bu kadının kocalarını ve işte diğer sevgililerini falan öldürdüğü iddia ediliyor. Hatta bu dışarıdaki şu anda gösterdiğim mezarı seyrediyor oturup, hani oraya koltuk bile koymuşlar güya. Öyle bir durum var. Yani bu kadın da bir seri katil. O yüzden bu kadının evini yapalım dedim. Hani ben size bu seri katil öyküsünü anlatırken. Öykü dediğim de bu arada gerçekten yaşanmış çok acı bir olay yani. Uyarımı da koymak istiyorum bu vesileyle. Lütfen 13 yaş altı kişiler kesinlikle dinlemesin. Hatta 18 yaş altı iseniz ve yani rahatsız oluyorsanız cinayet, özellikle işkence falan. Çünkü böyle şeyler olacak. Hiç dinlemenizi tavsiye etmiyorum. Uyarımı da buraya koyuyorum. Evet, artık başlayabiliriz. Elizabeth Bathory ile başlamak istedim. Çünkü bilinen ilk seri katillerden birisi bu kadın. 1600'lü yıllarda Macaristan'da yaşamış. Hatta o zamanlar Macaristan'la Osmanlı Devleti arasında savaşlar falan da oluyormuş. O yüzden Türklerden falan da bahsedeceğim kısımlar olacak. Ama sonuç olarak Elizabeth Bathory'yi anlatacağım. Şimdi hazırsanız koltuklarınıza kurulun ve ister dinleyin, ister de benim bu Sims 2'deki seri katili olan Olive Spectre'ın evini yapmamı izleyebilirsiniz. Öncelikle şimdi benim kadın seri katillerle ilgili böyle çok hani ilgilenme, çok böyle ilgimi çekmesinin sebebi normalde seri katiller ya da katiller falan hep erkek oluyor. Ve kadın seri katiller bu yüzden çok enteresan geliyor bana. Çünkü kadın seri katiller erkekler gibi haz için, şehvet için ya da işte cinsellik için falan öldürmüyorlar genelde. Kadın seri katiller belirli bir çıkar için işliyorlar cinayetlerini. Bu arada şöyle bir istatistik de var. Her 6 seri katilden birisi kadınmış. Bunun da araştırmasının linkini aşağı koyarım. Günümüzde herkes 17. yüzyılın Transilvanyalı vampiri, seri katil, kanlı kontes, kadın Drakula, Elizabeth Bathory'nin öyküsünü işitmiştir. Bir keresinde Elizabeth'in ilk gerçek seri katil olduğu söylendi. Siyasi ya da kişisel iktidar uğruna değil, sadece sadistik, cinsel, hedonistik şehvetle öldürüyordu. Bu arada az önce de bahsetmiştim. Seri katiller genelde erkek seri katillerin yaptığı bir şey bu. Ve Elizabeth Bathory kadın bir seri katil olarak gerçekten farklı bir konumda. Çünkü erkekler gibi işliyor cinayetlerini. Yani böyle erkeksi bir tavrı var. Hatta şey bile olduğu söyleniyor. Biseksüel olduğu ya da işte hani transseksüel olabileceği de söyleniyor. Ama bunlar tabii ki kanıtlanmış iddialar değil. Sonuç olarak Elizabeth Bathory o dönemde yaşamış ve hani kocası falan olan bir kadın. Kurbanları rakipleri değil, genellikle emrindeki köylü kızlar ya da küçük düşkün aristokrat ailelerin kızlarıydı. O dönemde Macaristan'da köylüleri, işte fakir insanları koruyan yasalar yok. O yüzden böyle yüksek toplumsal sınıflarda olanlar, aristokratlar, işte kraliçeler bilmem neler, istedikleri gibi işkence edebiliyorlar ya da istedikleri gibi dövebiliyorlar, şiddet eylemleri gösterebiliyorlar köylülere, fakirlere, işte halktaki insanlara falan. Ve bunun hiçbir şekilde bir suç olarak kayda geçme ihtimali olmuyor. O yüzden çok rahatlar bu konuda ve Elizabeth de bu şekilde büyüyen bir çocuk. Yani çok büyük bir şiddet ortamında büyüyor. Yani şiddetin normal olduğu bir ortamda büyüyor. Elizabeth Bathory 400 yıl sonrasındaki gibi başat bir erkek ortağı olmayan, bilinen ilk kadın cinsel sadist seri katili olması nedeniyle özeldir. Onun bir benzerini asla görmedik. Şimdi size az önce seri katillerin belli başlı yönlerden sınıflandırıldığını, ayrıldığını söylemiştim. Şimdi size 4 temel kategoriden bahsedeceğim. Şimdi bu bayağı seri katili anlatacağım çünkü ve ilk videomuz olduğu için de seri katillerin nasıl çalıştığını, hani nasıl öldürdüklerini falan bilmemiz gerektiğini düşündüm. Seri katiller 4 temel kategori içerisinde değerlendiriliyorlar. Güç düşkünleri, vizyonerler, misyonerler ve hedonistler. İlk olarak güç düşkünleri kurbanın üzerinde güç ve denetim kurmaktan cinsel haz alıyorlar ve tamamen cinsellikle ilgili cinayetler işliyorlar. Vizyoner katiller öldürmek için görüntülerle ya da seslerle yönlendiriliyorlar. Bu kişiler genellikle klinik ya da adli olarak hasta kabul ediliyorlar. Organik beyin bozukluklarından ve halüsinasyonlardan müsteriptirler ve çoğu kez aşırı derecede örgütsüz saldırgan tipindedirler. Nadir görülürler ve genellikle kısa süre içinde yakayı ele verirler. Misyoner katiller onları öldürmeye yönelten politik, ahlaki, etik ya da diğer kavramsal dürtülere sahiptir. Bu katiller yük etmeleri, toplumdan ayırmaları ya da cezalandırmaları gereken belirli bir kurban tipine hedef alırlar. Hedefleri evsiz insanlar, kürtaj yapan hekimler, yaşlılar, eşcinseller ya da belirli bir ırka mensup olanlardır. Hedonist katiller de tamamen haz için yapıyorlar. Yani bunlar da kendi içinde belli kısımlara ayrılıyor tabii ki. Mesela hedonist konfor katilleri kurbanın ölümünden maddi kazanç sağlamak için cinayet işliyorlar. Genelde zaten kadın seri katiller bunu yapıyorlar. Kadın seri katillerde yine birkaç kategoriye ayrılıyorlar. Genelde kocalarını, aşıklarını ya da başka yakınlarını maddi kazanç ya da diğer güdülerle öldüren karadullar. Black Widow deniyor bunlara. Bakımını yaptıkları hastaları ya da çocukları çeşitli güdülerle, bazen kazanç sağlamak için bazen de açıklanamayan nedenlerle öldüren ölüm melekleri. Bunların arasında çok fazla hemşire var ya da işte bakıcı falan. Karizmatik bir lider tarafından öldürmeye yönlendirilen kült müritleri, mesela Manson ailesi. Kocalarının ya da aşıklarının başlattıkları cinayetlere katılan yardımcı ortaklar, mesela Myra Hindley diye bir kadın var. Partnerleri tarafından işlenen tecavüz ve cinayetlere coşkuyla katılan yoksun sadistik partnerler. Hayatlarında daha önce kendilerine tacizde bulunan birilerini hatırlatan belli bir kurban tipini öldürme dürtüsü duyanlar. Mesela Alien Wuornos. Belirli bir kurban tipini sistematik biçimde hedef alarak başarı ya da rahatlık sağlamayı amaçlayan politik ya da sosyal bir gündeme sahip olan misyonerler, mesela Nazi hemşireler. Kadın saldırganların politikada ya da kendi kişisel hayatlarında bir tür denetim ve güç sağlamayı amaçladığı güç arayıcılar. Ve katillerin Munchausen sendromu, yani annelerin ve bakıcıların sempati ve ilgi toplamak için seri halinde çocuklarını ya da hemşirelerini, hastalarını öldürdükleri tanımlanması zor bir kategori. Şimdi bunların hepsinden örnekler sunacağım ben size sonraki videolarımızda. Bir sürü farklı kadın seri katil işleyeceğiz. Ama Elizabeth Bathory bunların hepsinden ayrılıyor ve gerçekten erkek seri katiller gibi öldürüyor kurbanlarını ve en fazla kurbanı olan 650 tane falan kişi öldürdüğü söylenen bir kadın Elizabeth Bathory. Teninin güzelliğini beslediği inancıyla ergen hizmetçi kızların kanıyla banyo yaptığı söyleniyordu. Toplam 650 kızı en vahşi ve kaba biçimde işkence ederek öldürmekle suçlandı. Kontes Elizabeth'in gençlik portreleri, yüksek bir alından geriye doğru bırakılmış kuzgun siyahı saçları, buğulu, zeki bakışlı badem gözleri ve duyarlı, biraz somurtkan dudakları olan güzel bir kadını gösterir. Ancak ağzında zalim bir kıvrım vardır ve yüzü altta yatan öfkeye ihanet eden bir hırçınlığı yansıtır. Elizabeth, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun doğu bölgelerinde güçlü ve zengin Bathory ailesinin içinde 1560 yılında dünyaya geldi. Günümüzde Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bu kesimi Macaristan, Avusturya, eski Çekoslovakya, Romanya, diğer Balkan ülkeleri, Almanya ve Polonya'nın bazı bölgelerini kapsıyordu. Bathory ailesinin iktidarda olduğu bölge ise Macaristan ve Romanya sınır bölgesinde yer alıyor ve oraya Transilvanya deniliyordu. Yani Transilvanya zaten biliyorsunuz Drakula ile ünlü ve göreceğiniz gibi bu da bir tesadüf değil çünkü Bathory de oradan çıkmış. Dönemin aristokrasi geleneğinin bir gereği olarak 11 yaşındaki Elizabeth 15 yaşına geldiğinde evlendirilmek üzere kendisinden 5 yaş büyük Ferenc Nadasti adında küçük bir Macar kontuyla nişanlandı. Evlenmeden bir yıl önce Elizabeth, müstakbel kayınvalidesinin mülkünde bir oğlan çocuğuyla at oyunu oynarken hamile kaldı. Uzak bir yerde çocuk doğduktan ve yöredeki bir aileye verildikten sonra Elizabeth nihayet 1575'te kararlaştırıldığı gibi Kont Nadasti ile evlendirildi. Şimdi bu at oyunundan falan bahsederken bir de şöyle bir durum var. Birçok kayıt şunu gösteriyor. Elizabeth Bathory küçükken teyzesi ya da halası tarafından cinsel istismara uğruyor. Yani bayağı taciz ediliyor ve zaten kral ve kraliçelerin o zamanki geleneklerinde akraba evliliği çok yaygın olduğu için bütün bu etkenler birleşiyor ve bu Elizabeth'in psikolojisinde tabii ki bunlar da rol oynuyor. Bu arada şu açıklamayı da yapacağım. Ben tabii ki seri katili cinayetleri hiçbir zaman savunmuyorum. Sadece psikolojik nedenlerini anlamaya çalışıyoruz. Yani tabii ki psikolojisi bozuk olan ya da her tacize uğrayan kişi seri katil olmuyor. Ya bu zaten meşru kılmıyor hiçbir cinayeti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Biz arkasında yatan nedenleri sorguluyoruz. Yani ben sadece nedenlerini açıklıyorum. Hiçbir şekilde meşrulaştırma, bunu haklı görme gibi bir şeyim olamaz. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim. Çünkü gerçekten anlaşılmadı. Twitter'da yine benzer bir olaydan bahsettim. Sanki katili savunuyormuşum gibi anlaşıldı ama öyle bir şey kesinlikle yok. Tabii bu akraba evliliği sonucunda Elizabeth'in epilepsi hastalığına sahip olduğu da kayıtlar arasında var. Bütün bu etkenler bir araya geliyor ve cinsel tacize uğradığı için cinsellikle de yaşıtlarından daha erken tanışma ihtimali de var. Bu bilgiler de aklınızda bulunsun. Neyse, Kont Nadasti ile evlendiriliyor. Mutlu bir evlilikti fakat Elizabeth'in kocası güneyde Türklerle yıllarca savaşmak üzere uzaklaştı ve orada bir savaşçı olarak ün kazandı. Çift Prag, Viyana ve diğer kentlerde geniş bir şatolar, kırsal çiftlik evleri ve saraylar şebekesine hükmediyordu. Kendi kırsal mülklerinde ve şatolarının duvarları arasında hizmetkarları ve köylüleri üzerinde hayat ve ölüm yetkisine sahiplerdi. Ergen Elizabeth, aile hizmetkarlarını disipline etme konusunda aşırı vahşet uygulamak gibi bir şöhret geliştirdi. Elizabeth, yetkisini çoğu köylü kızı olan hizmetkarları üzerinde en dehşet verici sadist yöntemlerle ve ölümle sonuçlanan işkenceler uygulayarak kullandı. Onların genital organlarını mumla yakıyor, onları öldürecek şekilde ısırıyor, kendi elleriyle ağızlarını parçalıyor, onları kızdırılmış metal çubuklar ve çivilerle dağılıyor, kamçılarla, sopalarla ya da demir çubuklarla dövüyor, kesiyor ve bıçaklıyor, çıplak olarak karların içine koyuyor ve üzerlerine soğuk su döküyor, kaynar suda haşlayarak derilerini soyuyor, onları içine koyduğu çivili fıçıları dışarı kan sızana kadar sallayıp yuvarlıyor, onları sarımsak presinin içine sokup eziyordu. Yani çoğu zaman işkence ediyor ve bu işkencelerin neredeyse hepsi ölümle sonuçlanıyor. Muhtemelen 650 kız ve genç kadın 35 yıllık süre içinde öldürüldü. Şimdi kocası Türk askerlerine ya da Türk köylülerine işkence ediyor. Yani bununla ünlü bir adam. Ve bundan sürekli karısına bahsediyor ve Elizabeth Bathory de ilk işkence tekniklerini kocasından öğreniyor. Ve Elizabeth kocası gittiğinde ve kocası öldükten sonra tamamen kontrolü kaybettiği söyleniyor. Yani kocası varken beraber işkence ediyorlar ama kocası belli bir süre sonra tamam bu kadar yeter diyor ve durduruyorlar. Ama kocası öldükten sonra hiçbir şekilde kontrol edebilecek kimse yok onu. Ve tamamen yalnız başına kalıyor ve cinayetleri kontrolden çıkıyor. Hayatındaki bütün problemleri, sıkıntıları, işte epilepsi hastalığı olsun, işte tacize uğraması olsun, kocasının gitmesi ve dönmemesi, ölmesi olsun, bunun gibi bütün problemleri zavallı hizmetkar köylü kadınlardan çıkarmaya başlıyor. Kendi cinayetlerine kocası uzaktayken başladı. Kocasının eve döndüğü dönemlerde ondan savaş sırasında kullanılan yeni işkence teknikleri öğrendi ve 1604'te kocasının ölümünden sonra güçlü yaşlı kadınlardan ve bir erkek hizmetkardan oluşan bir grubu komuta etti. Bu ekip köylü kızları hizmet etmek üzere sonunda öldürülecekleri şatoya getiriyordu. Yıllar içinde yüzlerce kız bu şekilde kayboldu. Elizabeth Bathory'nin bu cinayetleri tamamen hedonist bir sebepten dolayı, yani tamamen keyiften dolayı işlediğine ihtimal vermiyorlar başta. Bu yüzden onun cinayetlerini şöyle bir açıklamaya getirmeye çalışıyorlar. Üzerine kan bulaştığı için diyorlar ki herhalde Elizabeth Bathory bu genç kızların kanlarıyla banyo ediyordu ya da kanlarını içiyordu. Böyle olması gerekir çünkü kadın denince akıllarına başka bir şey gelmiyor ve güzellik konusuna getiriyorlar olayı. Bu da biraz cinsiyetçi bir yaklaşım bu arada. Diyorlar ki işte güzellik istiyordu, sonsuz güzellik istiyordu, o yüzden kan banyosu yapıyordu. Ama bunun hiçbir şekilde herhangi bir dayanağı yok. Sadece üzerine kan bulaşmış. Yani kesinlikle kan içtiği ya da kan banyosu yaptığı konusuna dair herhangi bir kayıt yok. Tamamen keyiften dolayı işliyor bu cinayetleri. 1796'da Michael Wegener, Articles on Philosophical Anthropology başlıklı bir kitapta cilt bakımı için Elizabeth'in sözde kan banyosu yapma öyküsünü ilk kez anlattı. Buna göre bir hizmetçisi Elizabeth'in kuaföründe saç biçiminin uygun olmadığını söylediğinde kontes ona öyle sert vurmuştu ki kızın burnundan fışkıran kan Elizabeth'in yüzüne gelmişti. Wegener'a göre Elizabeth yüzüne bulaşan kanı silerken cildinin daha parlak göründüğünü keşfetti. O andan itibaren bütün vücudunu kanla yıkayacaktı. Ne var ki ayrıntılar kaynağa bağlı olarak farklılaşıyordu. En genel versiyona göre Elizabeth'in hizmetçisinin kanı kontesin eline bulaşmıştı. Ayrıca Elizabeth'in kan banyosunun yenileyici gücüne inanmasından önce kızların bakire ya da aristokrat kökenli olmaları gerekiyordu. Hangi öykü doğruydu? 1970'lerde Boston Üniversitesi'nde profesör ve Fulbright bilim adamı Raymond T. McNally, meslektaşı Radu Florescu ile birlikte zor ulaşılan Macar ve Roman arşivlerine girene kadar gerçek anlaşılmadı. Bilim insanları devasa bir popüler kitap yazdı, In Search of Dracula. Kitap, takma adı Dracula olan Transilvanyalı Prens Kazıklı Voyvoda'nın Bram Stoker'ın kendi kurgusal vampirine Dracula ismini vererek onu Transilvanya'da bir şatoya yerleştirme kararını esinleyen tarihi karakterin öyküsünü anlatıyordu. In Search of Dracula'nın başarısının ardından McNally Transilvanya arşivlerine geri döndü ve bu kez Elizabeth Bathory'nin özgün duruşma belgelerini keşfetti. 1983'e kadar kanlı kontesin hangi suçlardan yargılandığına dair daha kesin bir ipucu elde edemedik ve kan banyosu ilk düşen efsane oldu. Mahkeme kayıtlarının hiçbirinde kan banyosundan söz edilmiyordu. Bu iddia 18. yüzyılda yazarların derlediği yerel söylenti ve folklordan ibaretti. Bununla birlikte bu efsanenin kök salmasına ilişkin muhtemel açıklama Elizabeth'in içinde bulunduğu karanlığa işaret eder. Kan banyosu yaptığı düşünülüyordu çünkü kurbanlarına işkence yaparken üzerine kan bulaşıyor ve sanki kan banyosu yapmış gibi görünüyordu. Elizabeth'in 1610 yılında tutuklanmasına yol açan olaylar Janus Ponikenus adında Lutherci bir din adamının Slovakya'daki Kaktis köyünde bir kiliseye atanmasıyla başladı. Dul Elizabeth köye yukarıdan bakan bir şatoda yaşıyordu. Papaz Janos yakınlarda ölen eski papazın yerine gönderilmişti. Seyahati sırasında tıpkı bir korku filmi gibi Kaktis'e yaklaştıkça köylülerin vampirlerden ve genç kadınların parçalanmasından, şatoda da bazı şeytani işlerin döndüğünden kendi aralarında fısıldaşarak söz ettiklerini işitti. Janos köye iyice yaklaştığında sarp bir yamacın üzerinde çevreye yükseklerden bakan kasvetli şatoyu gördü. Köye girdiğinde bir gerilim hissetti. İnsanlar somurtkan ve korkmuş gibiydi. Sokaklarda ve tarlalarda çok az genç kadın vardı. Şatoya çıkan yoldan yamaca tırmanan Janos, Kontes Bathory'ye rapor verdi. Kontes 50 yaşındaydı ve yakın zamanda bir hastalık geçirmişti. Fakat güzelliği hala yerli yerindeydi. Gayet nazikti. Fakat hizmetkarlarda hissedilen olağan dışı bir gerilim Janos'un dikkatini çekti. Avluda çok az hareket vardı. Şatonun bazı yerleri terk edilmiş gibiydi. Ortalık sessizdi. Janos, Selefi'nin bıraktığı kilise kayıtlarını incelerken tepenin üzerindeki şatoda yaşanan dehşet verici olaylara ilişkin şifreli bir not keşfetti. Kontes'in yanında çalışırken ölen genç kadınların isimlerinin yer aldığı uzun listeler buldu. Önceki papaz bu kadınları ancak geceleri gömmüştü. Bu arada açıklanamayan ölüm nedenleri üzerine tuhaf şeyler işiterek şaşırmıştı. Bir not, rahibin bir gece içinde 9 kadını şato duvarlarının yakınındaki bir yeraltı mezarına gömdüğünü gösteriyordu. Kabrin anahtarlarını bulan Janos, yeraltı mezarını keşfetmek için yola çıktı. Kilidini anahtarla açtığı mezar bölmesinin kapısını ittiğinde çürümüş ceset kokusu aldı. Kasvetli odada Janos, gelişigüzel bir köşeye atılmış 9 sanduka gördü. Daha sonra verdiği ifadeye göre kapakları çivilenerek kapatılmamıştı. Sandukaları ardı ardına açan Janos, gördüğü genç kadın cesetleri karşısında dehşete kapıldı. Hepsi parçalanmış, bazıları kısmen yakılmış, cesetler kuru, siyah, kabuklanmış kanla kaplanmıştı. Janos bazı cesetlerde insan ısırığına benzeyen, etin ısırılarak koparılmasıyla açılmış izlenimi veren derin yaralar gördü. Bu kadınların doğal nedenlerle hastalıktan ötürü ya da hayvanlar veya insan olmayan canavarlar tarafından parçalandıkları için ölmedikleri gayet açıktı. Isırık izlerinin insana ait olduğu görülüyordu. Kurbanlara vahşi biçimde işkence edilmişti. Papaz Janos yazdığı raporu bir kurye ile eyalet başkentindeki kilise yetkililerine gönderdi. Kurye kısa süre sonra yeni haberlerle geri döndü. Kontes'in muhafızları yolunu kesmiş ve raporu elinden almışlardı. Kontes'in raporu okuduğu düşüncesiyle dehşete kapılan Janos köyden kaçmaya karar verdi. Kontes'in muhafızları onun da yolunu kesti ve kiliseye geri dönmesini emretti. 250 yıl sonra Bram Stoker, Drakula'da Transilvanya'ya iş seyahati yapan ve kendisini şatodaki vampirin zindanında bulan İngiliz emlak komisyoncusu Jonathan Harker karakterini tanıttı. Papaz Janos aslında Jonathan Harker'dı ve bir kadın canavar tarafından dehşet verici bir şatonun eteklerindeki kiliseye kapatılmıştı. Düşünün, bir kilisede rahipsiniz, papazsınız yani ve bir cinayet keşfediyorsunuz. Bir cinayet değil, 650 tane cinayet keşfediyorsunuz. Ve bunu gidip anlatmak istiyorsunuz dışarıya. Ama anlatamıyorsunuz çünkü o cinayeti işleyen kişi muhafızlarını gönderiyor ve sizi kiliseye kapatıyor. Kiliseden dışarı çıkamayacaksınız. Ve bu sarayın ve kilisenin çevresinde yani şu anki gibi şehir mantığı yok yani. Kiliseler var, kaleler var, köyler var. Bunlar hani bir şehri oluşturuyor. Oradaki en yetkili kişi zaten kaledeki, saraydaki kişiler yani. Ne kadar korkunç bir şey. Durum tehlikeli bir hal almaya başlıyordu. Janos başına gelecekleri beklerken olanlar hakkında köylülerden bazı ayrıntılı bilgiler almaya başladı. Selefi yıllarca bilinmeyen sebeplerle ölen genç kadınların cesetlerini gizlice gömmüş ve günün birinde ceset sayısı aşırı biçimde artınca onları gömmeyi reddetmişti. Bölgede gelişigüzel atılmış cesetler bulunuyordu. Parçalanmış 4 ceset bir tahıl silosunda, birkaçı şatonun yanı başındaki kanalda, diğerleri mısır tarlasında bulunmuştu. Yani bir süre sonra Elizabeth Bathory o kadar böyle kontrol edilemez bir hale geliyor ki köyde genç kadın kalmıyor. Ve artık böyle cesetleri sarayın duvarlarından atmaya başlıyor. İşte kuyulara atmaya başlıyor. Saçma sapan böyle bir yerlere atmaya başlıyor. Zaten böyle bir araştırma da var. Seri katiller sonuna doğru tutuklanmalarına yakın böyle daha dikkatsiz hale geliyorlarmış. Dikkatsiz hale gelmelerinin sebebi de yakalanmak için değil. Gerçekten kendilerini her şeyin üstünde gördükleri için, gerçekten çok güçlü olduklarını ve her şeyi yapabileceklerini zannettikleri için bunu yapıyorlarmış. Bütün cesetler dehşet verici biçimde işkenceye uğramış ve parçalanmıştı. Janos büyük bir kederle Elizabeth'in şatosunda yaşanan dehşeti keşfeden ilk kişi olmadığını anladı. İhbar mektupları ve şikayetler yıllarca kraliyet yetkilileri tarafından dosyalanmıştı. Kızlarını Elizabeth'in şatolarına çalışmaları için gönderen sayısız ana baba, kontesin kızlarının kaybolması hakkında yeterli açıklama yapmadığını bildiren resmi şikayetlerde bulunmuştu. Elizabeth'in çalışanları arasında köylü kızların vahşi işkencelerle öldürüldüklerine dair haberler 10 yıllardır ortalıkta dolaşıp duruyor fakat kimse bu söylentilerle ilgilenmiyordu. 1600'lü yıllarda çalışanları öldürecek derecede disipline sokma çabası aşırı derecede vahşi ve uygunsuz bir davranış olarak algılanıyor ama yine de aristokratın yetki alanı içinde yer alıyordu. Fakat aristokrat ailelerden de Elizabeth Bathory'nin hizmetindeyken kaybolan kızlarına ilişkin ihbarlar geldiğine dair bilgiler sızmaya başlayınca bunlar göz ardı edilemedi. Yani köylü kızlarının öldürülmesi kimseyi rahatsız etmiyor ama ne zamanki aristokrat ailelerin kızları öldürülmeye başlıyor artık resmi bir şekilde soruşturma açılıyor Elizabeth Bathory hakkında. 1610 yılının Noel tatilinde Elizabeth'in şatosu basıldığında avludaki otlakta ve kulenin altındaki bodrumda kızların parçalanmış cesetlerinin bulunduğu söylendi. Tutuklamak için gelenler odalara girdiklerinde efsaneye göre Elizabeth önündeki kızın parçalanmış cesedini çiğnerken bulundu. Tutuklanmasından bir yıl kadar önce zayıflama evresinde olan küçük soylu ailelere mensup 25 genç kadın Elizabeth'in şatosuna davet edildi. Bu küçük aristokrat ailelerin bazıları kızlarını onun yanına gönderdikleri için mutluydu. Kızlarının kontesin yanında çalışmalarını kendi aileleri için bir prestij imkanı olarak görüyorlardı. Fakat kızlar orada kalırken kaybolmaya başladı. Kaygılanan aileler kızlarının kaderini araştırmaya başladıklarında Elizabeth intiharın hiçbir iz bırakmayan mezarlara hemen defnedilmeyi gerektirdiğini söyleyerek açıklama yapmayı reddetti. Çoklu ölümleri salgın hastalıkla açıklıyor ve hastalık kurbanlarının panik çıkmasın diye gizlice gömüldüklerini söylüyordu. Papaz Janus sonunda yetkililere gizlice bir mektup ulaştırmayı başardığında travmatik paranoyanın derinliklerinde yaşıyordu artık. 1970'lerde Profesör McNally Macar arşivlerinde Janus'a ait Elizabeth'in gece yarısı evine 6 görünmez kedi ve köpeği nasıl saldırttığını anlatan üstlerine hitaben yazılmış bir mektup buldu. Papaz saldırıyı püskürtmek için "Benden uzak olun şeytanlar!" diye bağırıyordu. Fakat hizmetkarların hiçbiri hayvanları göremiyordu. "Görebildiğiniz kadarıyla bu," diyordu Janus, "şeytanın işi." Köylü ailelerden gelen şikayetler genellikle göz ardı edilirken soylu ailelerin kayıp kızlarına ilişkin raporlar o dönemde Bratislava'da yer alan Macar parlamentosu tarafından soruşturuldu. Başkent Budapeşte o sırada Türk işgali altındaydı. 1610 yılı boyunca parlamento müfettişleri hem soylu hem de sıradan sayısız tanıkla görüşerek Kontes hakkında bilgi topladı. 27 Aralık 1610'da Papaz Janos'un gizlice gönderdiği acil raporlardan hareketle ve 4 genç kadın cesedinin köylülerin gözü önünde kale duvarlarından aşağıya atıldığına ilişkin haberler üzerine parlamento Elizabeth'in üssü olan Prens George ve Turza'ya Cactus'e gidilerek Elizabeth'in şatosunda ve çiftlik evinde arama yapılmasını ve kontesin tutuklanmasını emretti. Noel döneminde kontes çiftlik evinde kutlamalar yapılırken 29 Aralık gecesi hizmetkarlardan birinin Dorixa adında Redneck'in Hırvatistan şehrinden bir genç kızın bir armut çaldığı anlaşıldı. Öfkelenen Elizabeth kızın çamaşırhaneye götürülerek giysilerinin çıkarılmasını ve bağlanmasını emretti. Elizabeth ve kadın hizmetkarları Dorixa'yı sopayla öldüresiye dövmeye başladı. Elizabeth'in aşırı derecede kana bulandığı, elbiselerini değiştirmek zorunda kaldığı söylendi. Dorixa güçlü bir kızdı, dayakla ölmedi. Gecenin geç saatlerinde Elizabeth kızı dövmekten yorgun düştü ve kadın hizmetkarlarından biri sonunda kızı bir makasla öldürdü. Kızın cesedi sürüklenerek dışarı çıkartıldı ve ertesi sabah sergilenmek üzere avlu kapısına bırakıldı. Aşağı yukarı aynı sıralarda 2 günlük Bratislava seyahatinin ardından Prens Turzo adamlarıyla birlikte eve ulaştı ve hizmetkarlara geri çekilmelerini emretti. Grup avluya girdiğinde öldürülen kızın kanlar içinde dövülmüş ve hala sıcak cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırma çiftlik evinde daha vahşi biçimde öldürülmüş diğer 2 kızın cesedini açığa çıkardı. Tepedeki şatoda yapılan ayrıntılı araştırma kulenin dibinde gizlenmiş çok sayıda çürümekte olan cesedi açığa çıkardı. Bunlar Papaz Janos'un daha önce gömmeyi reddettiği cesetlerdi. Elizabeth Bathory Cactus'taki şatosuna kapatıldı. Fakat 4 hizmetkarı, 3 kıdemli kadın ve bir genç erkek hizmetkar, Turzo tarafından kendi iktidarının merkezi olan yakınlardaki daha büyük Slovak şehri Bikta'ya götürülerek sorgulandı ve cinayetlere suç ortaklığı yapmakla suçlandı. Elizabeth Bathory'nin yargılanma öyküsü komplolarla doludur. Prens Turzo, Bathory'nin güçlü ailesiyle evlilik yoluyla akrabaydı. Aile parlamentoda yapılan müzakereleri biliyordu. Elizabeth'in cinayet işlediği yıla cadılık yaptığı, kan banyosundan bahsediyorlar burada, anlaşılırsa ailenin şöhretinin yanı sıra kaybedeceği çok şey vardı. Bu koşullarda Elizabeth ölüm cezasına çarptırılırsa Macar kraliyeti onun malına ve mülküne el koyacaktı. Bu arada Macar kralı Elizabeth'in kocası hayattayken ondan borç almıştı ve borç onun dul eşine intikal etmişti. İdam edilmesi halinde krallığın borcu onun hayattaki aile fertlerine aktarılmayıp iptal edilecekti. Prens Turzo, Lord Palatine unvanını taşıdığı için kendi prenslik bölgesinde kralın yargılama yetkilerini kullanma hakkına sahipti. Turzo yargılama yetkisini Elizabeth'in mülklerinin ve borçlarının hayatta kalan bütün akrabalarına intikal etmesini sağlayacak şekilde kullandı. Bu yüzden Macaristan'da özellikle 20. yüzyılın milliyetçi dönemlerinde Elizabeth'in tamamen masum olduğuna ve servetine el koymak için düzenlenen bir aile komplosuna kurban gittiğine dair geniş bir yazın üretildi. Fakat mahkeme tutanaklarının, tanık ifadelerinin, Turzo'nun mektuplarının ve diğer arşiv kayıtlarının 1970'lerde açığa çıkarılması sayesinde Elizabeth Bathory'nin gerçek öyküsü günümüzde daha iyi bilinmektedir. Elizabeth'in tutuklanması ve iddia konusu olan suçları o sırada pek iyi bilinmiyordu. O dönemde bir papazın tuttuğu, çeşitli olaylara ilişkin ayrıntılı betimlemeler içeren notlarda sadece şu kayıt yer alır. 29 Aralık 1610 Elizabeth Bathory, öfkeye kapılarak kadın hizmetkarlarından bazılarını öldürdüğü için kulede 4 duvarın arasına kondu. Gizli duruşma 2 Ocak 1611 günü Turzo'nun Bigta'daki mahkeme binasında Bathory'nin tutuklanmasını izleyen 3 gün içinde başladı. Bütün mahkeme yetkilileri ve jüri üyeleri Prens Turzo'ya sadakatle bağlıydı. Görünüşe bakılırsa plan, parlamentonun tatilde olduğu bir sırada onun mülklerine el konulmamasını ve alacaklarının iptal edilmemesini sağlamak için bir oldu bittiyle Kontes'i hemen ömür boyu hapis cezasına çarptırmaktan ibaretti. Kontes'in Kerktis'te kilit altında tutulduğu sırada hizmetkarların 4'ü olayı tam olarak aydınlatmak için Bigta'da işkenceli sorguya alındı. Aynı sorular her bir mahkuma ayrı ayrı soruldu. Yanıtlar kayıt altına alınarak karşılaştırıldı. Sorgulamaların sonunda hizmetkarlar Kontes'e itaat etmekten başka seçenekleri olmadığını söylemelerine rağmen Bathory'nin suç ortağı olmakla suçlandılar. Yani mesela temizlikçi bir kadın var, cesetleri temizlemekle görevlendirilmiş. Ama şöyle söylüyor, ben aslında temizlemek istemiyordum ama Elizabeth Bathory beni çok kötü dövdü ve beni de öldürmekle tehdit etti. O yüzden ben artık bu görevi devraldım gibi bir şey söylüyor. Ama kesinlikle kabul etmiyorlar tabii ki ve Elizabeth Bathory hariç diğer hepsi idam ediliyor. 4 hizmetkar 3 gün sonra 2 Ocak 1611'de duruşmaya alındı. Verdikleri ifadeler Elizabeth'e karşı delil olarak kayda geçirildi. Sanıklara göre Kontes en ufak hatalarında kadın hizmetkarlara işkence yapıyordu. Dikiş dikerken yaptığı bir hata yüzünden bir kızın ağzını kendi elleriyle yırtmıştı. Her gün bir kusur işleyen genç hizmetçi kızlar şatonun bodrumuna indiriliyor ve kendilerine vahşi biçimde işkence yapılıyordu. Elizabeth genç kadınlara yapılan işkenceden haz alıyor ve seansların hiçbirini kaçırmıyordu. 17. yüzyılda Macaristan'da bir hizmetkara işkence yapılması suç değildi. Sadece nezaketsiz bir davranış olarak görülüyordu. Bu yüzden seyahat ederken ve başka aristokratları ziyaret ettiğinde Kontes'in ilk işi ev sahiplerinin dikkatini çekmeden hizmetkarlarına işkence yapabileceği özel bir oda edinmek oluyordu. Cezalandırılan kızların her zaman iri göğüslü oldukları ve işkenceden önce çırılçıplak soyuldukları kaydedildi. 4 suç ortağının ifadesinde şöyle deniyordu. Kontes kızların vücuduna iğneler saplıyordu. Kızların yüzünü ve başka yerlerini çimdikliyordu. Tırnaklarının altını deliyordu. Daha sonra onları çıplak olarak karın içine yatırıp üstlerine soğuk su döküyordu. Kurban vücuduna temas eden su donduğu için ölmek üzereyken onu kurtarıyordu. Kızları döverken ve öldürürken hanımefendinin giysileri kan içinde kalıyordu. Sık sık eteğini değiştirmesi gerekiyordu. Kanlı döşemeleri yıkattırıyordu. Kızları çıplak olarak yere yatırıyor ve onları öylesine dövüyordu ki kızların yataklarındaki kanı temizlemek gerekiyordu. Kızların vücudunu ısırarak parça kopardığı da, kızlara bıçakla saldırdığı da oldu. Onlara pek çok biçimde vuruyor ve işkence ediyordu. Hanımefendi bir kızın vücudunun çeşitli bölümlerini mum ateşiyle dağladı. Bir keresinde hanımefendileri hasta oldu ve bu nedenle kimseyi dövemedi. Bu yüzden hizmetkarlardan biri kurbanları Kontes'in yatağına getirdi ve Kontes başını yastığından kaldırarak kızların boyunlarını, omuzlarını ve göğüslerini ısırdı. Kızlar o kadar uzun süre dövülüyordu ki ayak tabanları ve ellerinin yüzeyi kabarıyordu. O kadar uzun süre dövülüyorlardı ki her biri kesintisiz olarak kadın suç ortaklarından 500'den fazla darbe yiyordu. Eğer Kontes'in giysileri yeterince düzlenmediyse ya da ocak yeterince harlı yanmıyorsa ya da Kontes'in diğer giysileri ütülenmediyse sorumlu kızlar öldüresiye işkenceye uğratılıyordu. Kızların burunları ve dudakları bizzat hanımefendi ve yaşlı kadınlar tarafından kızgın demirle dağlanıyordu. Kontes parmaklarını kızların ağızlarına sokarak ağızlarını yırtıyor ve onlara bu şekilde işkence ediyordu. Eğer kızlar kendilerine verilen dikiş görevini gece saat 10'a kadar yerine getirmezse derhal işkenceye alınıyordu. Hanımefendi kendi elleriyle akkor haline gelinceye kadar kızdırdığı anahtarlarla kızların ellerini yakıyordu. Hayal etmesi bile imkansız ama kendinizi o kızların yerine koyun. Hiçbir çareniz yok. Orada çalışmak zorundasınız. Ve kadın zaten hiçbir hatanız bile olmasa kesinlikle sizi öldürecek bir şey bulacak yani. Aa yanlış adım attın diye bile öldürebilir yani. Ve hadi tamam öldürmesini geçtim. Öldürmeden önce dayanamayacakları şekilde işkence ediyor. Yani korkunç bir şey olmalı onlar için. Çünkü hemen öldürülmek ve bu acıdan kurtulmak başka bir şey. Ama acı içinde yani bu acıyı çekerek yavaş yavaş ölmek çok başka bir şey, çok korkunç bir şey. Önceleri Elizabeth'in bu öldürme ayremlerine kocasının ölümünden sonra başladığına inanılıyordu. Fakat tanıklar bütün bunların kocası hayattayken başladığına, olayların kocasının bilgisi dahilinde hatta onun katılımıyla gerçekleştiğine tanıklık etti. Yazın Sarvar'da efendileri Kont Ferenc Nadasti bir genç kızı gözünün önünde çırılçıplak soydurduktan sonra vücudunu bala bulattı. Bir gün ve bir gece öyle tuttu. Bütün vücudu böcek ısırıklarıyla kaplanan kız bilincini kaybetti. Efendileri bir kızın ayak parmaklarının arasına petrole bulanmış bir kağıt parçası sıkıştırıp ateşe vermeyi, böylece ölmek üzere olan kızın sıçramasını sağlamayı kontese öğretti. Düşünün, ölmenize, uyumanıza bile izin verilmiyor. O 5 ile 6 yıl kadar değişen dönemlerde Elizabeth'e hizmet eden sanık hizmetkarlar, sayıları 36 ile 51 arasında değişen, belki de daha fazla kızın öldürüldüğüne bizzat tanık olduklarını belirtti. 1607'de Elizabeth'in ayrıcalıklı küçük aristokrat ailelerin kızlarını öldürmesi hataydı. Bu yola neden girdiği tam olarak bilinmiyor, fakat muhtemelen şöhreti köylüler arasında ağızdan ağza yayıldığı için sıradan insanlar kızlarını onun hizmetine vermeye artık cesaret edemiyordu. Aslında son kurbanları onun ününü kimsenin işitmediği uzak Hırvatistan'dan getirilen kızlardı. Aristokrat aileleri farklı bir yaklaşım sergiledi. Kurbanlarını daima küçük ve yoksul düşmüş soylu ailelerden seçiyor ve kendi yüksek statüsü ve bağlantıları sayesinde ailelere daha yüksek statü vaadinde bulunuyordu. Fakat bu iddia biraz belirsizdir, çünkü tanıklıklar köylü kızların kontese takdim edildikleri zaman soylu kızlar gibi davranmaları için hizmetkarların zaman zaman onları yıkadıklarını, giydirdiklerini ve onlara ders verdiklerini göstermektedir. Bathory'nin bu noktada özellikle soylulara hedef almasının bir nedeni daha vardı. İddiaya göre kendisi sadece soylu kızların kanının cildi güzelleştireceğine inanıyordu. Ama bu teori duruşmada alınan yeminli ifadelerde ve tanıklıklarda yer almıyor. Bu tamamen köylüler arasında yayılan ve 100 yıl sonra derlenen, böylece Elizabeth'le ilgili yazılara ve kitaplara giren masalların bir ürünü olabilir. Elizabeth cinayet kariyerinin sonuna doğru arsız ve dikkatsiz olmaya başlamıştı, çoğu seri katil gibi. Viyana'da kalırken Kutsal Meryem Kilisesi'nin ünlü koro şarkıcısı Ilona Harksy'nin Augustinian Caddesi'ndeki evine gizlice getirilmesini emretti. Kızı bir daha gören olmadı ve tanıklar korku ya da utangaçlık yüzünden Elizabeth'e şarkı söyleyemediği için kızın öldürüldüğünü iddia etti. Elizabeth Bathory'ye açılan dava 5 gün sonra 7 Ocak'ta Yüksek Mahkemede görüldü ve Prens Turzo 20 yargıç ve jüri üyesinin önünde bizzat ifade verdi. 2 Ocak'ta görülen mahkemeye ait tutanakların Macaristan'da gizli tutulmasına karşılık Yüksek Mahkeme tutanakları Latince kayıt altına alındı. Turzo ve baskını yapanlar Dorixa'nın hala sıcak, dövülmüş cesedini şu sözlerle tanımladı. Ex flagris et torturis miserabiliter extinctam. Kırbaç ve işkenceyle feci bir şekilde öldürülmüş. 13 tanıktan alınan ifadelerin tutanakları okunup dinlendi. Sadece evlenmemiş Zuzana olarak geçen bir tanık Elizabeth'in sandığında kurbanların listesinin bulunduğu yolunda ifade verdi. Listede toplam 650 isim vardı. Zuzana 4 yıl Bathory'nin hizmetinde çalıştığını, 80 kızın katline bizzat tanık olduğunu söylüyordu. Mahkeme heyetinin başkanı kralın yargıcıydı ve görünürdeki amaç kontesi ölüm cezasına mahkum etmek, mülklerinin müsaade edilmesi ve kralın ona olan borcunun iptal edilmesiydi. Ancak Zusana'nın ifadesi bu amacı tamamen geçersiz kılabildi. Bathory son bir çabayla mahkemeye bir dilekçeyle başvurdu ve bizzat savunma yapmak üzere huzura kabul edilmesini istedi. Yüksek Mahkeme şu hükme vardı. Çiftlik evine girildiğinde bu davaya konu olan durumla karşılaşıldı. Feci biçimde acı verici işkenceye uğratılmış Dorixa adında bir genç kız ve aynı şekilde can çekişerek öldürülen 2 diğer kızın cesetleri Dulna Dasti'nin denetimindeki Kahtis kasabasındaki çiftlik evinde bulundu. Şanlı ekselansları Prens Turzo'nun bu olaya ve gaddar tiranlığa dair tanıklığına dayanılarak kan döken tanrısız kadın Dulna Dasti'nin in flagranti suçüstü hali nedeniyle Kahtis şatosunda sürekli tutuklu kalmasına karar verildi. Böylece Elizabeth Bathory Kahtis'te hapsedildi. Kraliyetin Bathory'nin yeniden yargılanması ve ölüm cezasına mahkum edilmesi girişimine rağmen Turzo ile Elizabeth'in ailesi arasındaki anlaşma geçerliliğini korudu. Elizabeth, Turzo'nun otoritesine meydan okuduğu zaman Turzo akrabalarının önünde onu mahkum ederek şöyle dedi. Sen Elizabeth, vahşi bir hayvana eşsin. Hayatının son aylarını yaşıyorsun. Ne bu yeryüzünde soluk almayı ne de Tanrı'nın ışığını görmeyi hak ediyorsun. Bu dünyadan silinip gideceksin ve bir daha asla orada görünmeyeceksin. Seni gölgeler saracak ve vahşi hayatın için nedamet getirecek zamanı bulacaksın. Kahtis Lady'si. Seni kendi şatonda hayat boyu hapse mahkum ediyorum. Elizabeth Bathory kendi şatosunda bir odaya kapatıldı. Odanın pencereleri tuğlalarla örüldü ve sadece içeriye hava girecek kadar küçük delikler bırakıldı. Dışarı ile tek teması yiyecek verilmesiydi. 21 Ağustos 1614 günü gardiyanlardan biri kontesin ölü olarak yerde yattığını gördü. Macaristan'da 100 yıl boyunca adının anılması yasaklandı. 1720 yılında kimliği yeniden keşfedilene kadar hatırası Transilvanya'nın vampir ve canavar efsanelerinin arasında unutulup gitti. Evet, Elizabeth Bathory'nin hikayesi bu. Ve şöyle diyorum, yani keşke, hani diyor ya senin ismin unutulacak. Keşke Prens Curzon'un dediği gibi ismi gerçekten unutulsaydı ya da en azından kötü bir şekilde ansak onun ismini. Ve o 650 tane öldürülen kişinin tam listesi çıkarılsa ve onlara adanmış bir memorial gibi bir şey yapılsa, hani en azından onların adını anabileceğimiz, onları ne bileyim ruhlarının biraz daha rahat bir şekilde dinlenmesini sağlayabilecek bir şey yapabilseydik. Elimizden keşke bir şey gelseydi o 650 kız için. Ve Kaktüs Sarayı'na gidenler mesela, şu anda size göstereyim, bu arada Slovakya'da burası. Ben de çok gitmek istedim şu anda. Hani bu sarayın önüne bir anıt dikilse ve o 650 kızın isimleri teker teker yazsa, onların isimlerini unutmasak ve onları anabilsek. Yani ben bunu düşündüm. Bazı insanlar böyle seri katilleri gerçekten ilgi duyuyor ve böyle büyük şeyler yapmışlar gibi isimlerini böyle gerine gerine söylüyorlar. Böyle hayranlık besliyorlar falan. Ama öyle bir şey olmaması gerekiyor bence. Kesinlikle Elizabeth Bathory'nin kendi ismini değil, o 650 kızı aklımıza getirmemiz gerekiyor. Yani bunu dinlerken de o kızları düşünelim ve onların daha iyi, daha mutlu bir yerde olduklarını umalım bence. Bu bölümü de böyle bitirelim. İsterseniz onların ruhuna bir El Fatiha okuyabilirsiniz. Başka dinlere mensup ya da başka dine mensup olmayanlar da kendi bildikleri şekilde lütfen böyle bir 5 saniyeliğine de olsa o kızları analım bence bu akşam, bu gece. Beğendiniz mi bu arada? Yani gerçekten çok böyle tereddütle atıyorum bu videoyu. Umarım bu formatı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen belirtin. Çünkü ben gerçekten sevdim bu formatı ve devam ettirmeyi düşünüyorum. Evde çok şirin oldu bu arada. Bunları anlatırken size birazcık yavaşlatıp tur yaptırdım. İsterseniz artık aile üyelerini de içeri sokalım. Kızın odası çok tatlı oldu bence. Tam böyle Halloween temalı oldu. Ya aslında böyle biraz daha şey yapmak istiyordum. Daha böyle barok tarzı yapmak istiyordum. Eski mobilyalar falan filan ama o modern mobilyaları, ne bileyim çiçekleri, böcekleri falan görünce baroktan falan vazgeçtim. Daha böyle modern bir hava kattım eve. Yani eskisi kadar karanlık, yani benim istediğim kadar karanlık ve kasvetli olmadı. Ama bence böyle de tatlı oldu. İlla karanlık olması için orta çağ tarzı şeklinde olması gerekmiyor bence. Böyle de duvarları bayağı koyu yapmaya çalıştım, bilmiyorum. Fazla modern ve güzel bir ev oldu yani. Pek hak etmiyor bence Olivia Spector bu evi ama her neyse. Dediğim gibi lütfen sevdiyseniz bu formatı belirtin bana. Artık sık sık böyle seri katillerle ilgili video atmayı düşünüyorum. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Ve hepinize çok güzel bir Ekim geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili patronlarıma her zamanki gibi teşekkür edeceğim. Gerçekten harikasınız. Siz olmasanız şu anki yaptığım kadar rahat yapamazdım bu işi. Her videoda bunu söylemiyorum belki ama inanın ve emin olun harikasınız. Kardelen, Yuma Beşiroviç, Mesut Enes Arslan, Feyza Karapınar, Elif, Hale Nurbük, Rana Sirel, Tuğba Şendinç, Dilem Ru, Kardikey, Manik Robot, Have You Met Nisa, Zeynep Seher, Büşra Özcan, İrem Tabak, Yosa, Ruhsar, Bengüsü Seçilmiş ve Dilibal Veysel. Muhteşemsiniz. Öpüyorum size. Hoşçakalın.